Bu haftaki dosyanın konusu kısa değerlendirmemiz 2010 yılı ilk yarı değerlendirmesi. Hep açıklamaya çalıştığımız gibi kimisi sezonu Eylül'den başlatır, kimisi Ağustos'tan başlatır ama sinema resmi rakamlar itibariyle 1 Ocak 31 Aralık tarihleri itibariyle tutulması gereken bir dönemdir. Bu dosyanın konusu 1 Ocak 31 Aralık 2009'u kapsar ama dediğim gibi 2010'un ilk 6 ayında yaptığımız bir araştırmadır. Şimdi 2010 yılının ilk 6 ayına şöyle bir bakalım. Hadi bakalım. 2010 yılının Ocak ayında 6 film gösterime girmiş. Yerli filmlerden söz ediyoruz. Şubat ayında 5 film, Mart ayında 11 film, Nisan ayında 9 film, Mayıs ayında 4 film ve Haziran ayında 2 film. Gördüğün gibi İlknur, Ocak'tan, Nisan'dan, Mayıs'ta filan Haziran'a geldikçe film gösterim sayısı azalmaya başlamış. Toplamda 37 film gösterime girmiş ilk 6 ayda. Bu yılın en önemli özelliği Türk sineması 35-40 yıl sonra Haziran ayında film gösterime soktu. Bunlar Ev ve Of Karadeniz filmleri. Galiba ikişer kopya falan olması lazım. Of Karadeniz iki kopya ama Evi şu anda anımsayamadım. Şu ana kadar 37 film toplamı 3810 kopya ile izleyiciyle buluşmuş. Kara Köpekler Havlarken adlı film rakamlarını açıklamadığı için maalesef şu anda bu istatistiğe girmiyor. Dolayısıyla bizim için kara listede Kara Köpekler Havlarken. Bu 37 filmi rakamsal olarak inceleyelim. 37 filmden tam 24 tanesi 100 bin kişinin altında bilet kesmiş. 37 filmden 21'i 50 bin kişinin altında bilet kesmiş. 37 filmden 9'u 500 bin kişi ve üzeri almış. 37 filmin kestiği toplam bilet ise 14.648.750 kişi. Bu filmler içerisinde Recep İvedik, o tarihe rast gelen üçüncüsü galiba. 3.330.000 kişiyle Ocak ayından bu yana gösterime girenler içinde ilk sırada yer alıyor. Eyvah Eyvah, Yahşi Batı'yı da sollayarak 2.400.000 kişiye ulaştı. Bahtı Kara adlı film 1000 kişiyle toplamda en düşük rakama sahip oldu. Peki en çok kopyayla hangi film çıktı? Recep İvedik herhalde. Yahşi Batı 370 kopya. Öyle mi? Peki en az kopya ile? Bilemedim. Bahtı Kara, hakikaten Bahtı Kara'ymış. Sadece 6 kopya. En iyi ilk 3 gün rakamı tahmin edeceğin gibi Recep İvedik'te 1.153.071 kişi. Peki en kötü 3 gün? Bahtı Kara. Bahtı Kara. Çünkü Bahtı zaten Kara. 303 kişi. Ah çok az ya. Bu dönem içerisinde 2 adet, adet dedim kusura bakmasın ama öyle. 2 tane Atatürk temalı film gösterime giriyor. Bunlardan bir tanesi Veda, diğeri de Dersimiz Atatürk. Dersimiz Atatürk'ün konusu birazcık daha farklı bir roman uyarlaması. Turgut Özakman'ın romanından uyarlandı. Veda 1 milyon 10 bin kişi yaparken Dersimiz Atatürk 860 bin kişi de kaldı ama 860 bin kişi ulaştı demek doğru olabilir. Çünkü birazcık daha ders niteliğinde olan bir filmdi. Bir durum değerlendirmesi yapacak olursak ilk 6 ay için Eşref Paşalılar burada çok çarpıcı bir rakama sahip. Çünkü toplam izleyicinin %47'sini sadece hafta sonunda almış. 460 bin kişilik toplam biletin yani 218 bin kişi sadece 3 günde girmiş. Onun başka nedenleri var. Çünkü zamanında çok yazdım çizdim bu konuda ama söylemekte hiç sakınca yok. Bazı iş adamlarının, bazı özel işletme sahiplerinin gelip 3 günlük sinemayı kapatıp toplu halde bilet alıp gidip şirketindeki insanlara bedava bunları dağıtması ve lütfen bu filmi izleyin demesinden kaynaklanıyor. Yani satılan bilet sayısı 460 bin kişi, hafta sonu gelen insan sayısı 218 bin kişi. Yani yarısı gitmiş neredeyse. Aldıkları bilet sayısı aslında 750 binlerde falan. Yani
birçoğu sinemaya gelmiyor ama sonuçta bir para kesilmiş oluyor falan. Bedava yani. Olmasına rağmen gitmemeleri de çok ilginç. Tabii herkesin işi gücü var tabii ki. Zorlamayla kimseyi sinemaya evet. götüremezsiniz. Ve nasıl söylersen de iki hafta önce söylediği gibi bir yaşam biçimi haline gelmiyorsa sinema kimseyi evet. zorla götüremezsiniz. Kesinlikle. Ancak işten atarım falan diye zorlamalar olduğunu da biliyorum bu arada. Bal bu yıl Altın Palmiye ödülü aldığı için en büyük gururumuz oldu ama rakam maalesef 30 bin kişide kaldı. Belki anımsarsın bal, yumurta, evet, süt üçlemesinden evet, bir tanesiydi. Evet. Burada 3 tane film sayacağım. Dinsel temalı, Taki Allah'ın Yolunda, Büşra, Eşref Paşalılar hepsi dinsel temalı filmler. Ama 3 tane de etnik kökenli film sayayım. Yüreğini Sor, Son Mevsim, Şavaklar ki 2 tane saydım pardon. Etnik kökenli temalı filmler olarak da notlarımıza girdi. Dolayısıyla 2010 yılının ilk 6 ayı değerlendirmemiz bu. Haftaya bir başka ya yıl değerlendirmesi ya bir başka temayla yine dosyamız devam edecek.